Selam sevgili dostlar. Bugün tuhaf bir şey karşımıza çıktı. Yine bir 666 karşımıza çıktı ama ilginç şekilde çıktı. Bildiğiniz gibi 666 sayısı aslında iblisi, diğer adıyla şeytanı temsil ediyor. İncil'e göre Deccal ya da İblis işte kıyamete yakın dünyaya hakim olacak ve tüm insanları denetim altına aldığı bir sistem kuracak. İnsanların eline ve alnına bir 666 mühür vuracağını ve o mühür olmadan hiçbir insanın ne alışveriş edebileceğini ne de gezebileceğini söylüyordu. Ve çok enteresandır, birileri ısrarla, yani İncil'de 666'nın şeytan sistemi temsil ettiğini bildiği halde ısrarla 666 sayısını kullanıyorlar. Şimdi bu konuda size güzel bir örnek paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız daha önce bunun üzerine konuşmuştuk. Türkiye'de işte bu Covid hastaları başına 666 TL veriliyormuş hastanelere. Şimdi buradaki 666 bu salgının tamamen şeytani sistem tarafından kontrol edildiğini, onlara hizmet ettiğini gösteriyordu. Ki insanlar tabi bunu anlamakta zorlanıyor. Ve tam da aynen İncil'de bahsettiği gibi tamamen insanların denetlenebildiği bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Şu an HES koduydu, yok aşı pasaportuydu, devamında da çip gelecek. Yani o olmadan gezemeyeceksiniz, alışveriş yapamayacaksınız, size yaşama şansı vermeyecekler. Tabii çoğu insan bunun farkında değil. Sanıyor ki tüm bu uygulamalar yani salgını önlemek için yapıldığını düşünüyorlar. Halbuki bu tamamen insanları kontrol edebilecekleri bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Ve bakın TRT'de geçen gün bunu açıkça yazmışlar. Bundan sonra demişler ki bireysel özgürlükler azalacak. Bireylerin tüm hayatını kontrol edebilen bir sistem gelecek demişler. Yani bunu saklamıyorlar bile. Şimdi bu ayakkabıyı tasarlayanlar ayakkabının ismini şeytan ayakkabısı koymuşlar. Ki zaten şeytanı temsil ettiğini göstermek için bir de 666'yı kodlamışlar. Bu ayakkabıdan 666 tane çift satışa çıkarmışlar. Sayı olarak 666 tane. Ve daha ilginci, gördüğünüz gibi ayakkabının tabanında insan kanı olduğunu söylüyorlar. Yani işi o kadar abartmışlar. Tabii bunu öylesine koymamışlar. Bunun da İncil'de özel bir anlamı var. Onu da birazdan sizlere anlatacağım. Öncelikle ayakkabının diğer özellikleri hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Bu ayakkabıyı tasarlayan firma, bu gördüğünüz firma ve İngilizcesi de haylaz anlamına geliyor. Ve Amerikalı rapçi Lil Nas X ile birlikte tasarlamışlar. Reklamını bu rapçi yaptırdılar. Ve ilginç olan bu Lil Nas X ile de ilgili enteresan detaylar var. Onlardan da bahsetmeye çalışacağım. Dediğim gibi işte bu ayakkabının tabanında bir damla insan kanı içerdiğini söylüyorlar. Ve piyasaya tam 29 Mart tarihinde sürdüler. Ki bu da tesadüf değil. Çünkü 29'da 11, Mart'ta 3. ay, burada bir 3-11 şifresi var. Ki daha önce videolarımda sık sık bahsettim. İzleyenler bilecektir. Bu şeytan sistemin kutsal sayıları 11, 33, 666, 911 ve 3-11. Burada da 3-11'in onların kutsal sayısı olduğunu bariz belli etmişler. Ki fark ettiyseniz geçen yıl 3. ayın 11'i, yani 11 Mart'ta bu salgın küresel olarak ilan edildi. Yani bu virüsün küresel salgın olduğu geçen yıl 11 Mart'ta ilan edildi. Orada da aslında bir 3-11 kodu vardı. Ve diğer ilginç detay da bu ayakkabının fiyatı 1018 dolar. Bunu da Luka İncil'inin 10. bölümündeki 18. ayette atıf yapmışlar. Birazdan da ondan da bahsedeceğim. İşin özeti, insanlarla dalga geçer gibi bir tane şeytan ayakkabısı icat ediyorlar ve 666 tane piyasaya sürüyorlar ve tanesine 1018 dolara satıyorlar ve ilk olarak da 29 Mart tarihinde işte satışa çıkartıyorlar. Ayakkabının modelini ve kendisini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ayakkabının üzerinde bu beşiken yıldız var. Bunu da aslında şeytanın simgesi olduğunu göstermişler. Zaten Baphomet sembolünün tepesinde bu beşiken yıldız var. Altta gördüğünüz gibi 666'yı kodlamışlar. Ve burada da Luka İncil'inin
10. bölümün 18. ayetinde burada kodlamışlar. Ayakkabıyı beraber tasarladıkları rapçi Lil Nas X'i görüyorsunuz. Onun gözlerinde aynı zamanda yılan gözü yapmışlar. Yani yılanın, bu beşgen yıldızın ve 666'nın şeytanın simgesi olduğunu anlatmaya çalışmışlar. Ayakkabının tabanında bir sıvı var. O sıvının içinde de güya bir damla insan kanı varmış. Şimdi ayakkabıda bahis konusu olan Luka İncil'inin 10. bölümünün 18. ayetine birlikte bakalım. Şimdi burada şundan bahsediyor. Şimdi İsa demiş ki, ben şeytanın gökten bir yıldırım gibi düştüğünü gördüm demiş. Ancak ben size yılanları ve akrepleri ayak altına almak için güç verdim. Ama o yüzden korkmanıza gerek yok. İnançlı insanlara şeytan zarar veremez demiş. Bildiğiniz gibi yılan ve akrep zehirli. Yani insanı ısırdığında zehirliyor ve öldürebiliyor. Burada ona bir atıf var. Ancak diyor ki, yani korkmayın, sonuçta inançlı insanlara şeytan zarar veremez demiş. Ve şeytanın kıyamete yakın dünyaya geleceğinden bahsediyor. Ancak buradaki ayakkabıda ayakkabının altına insan kanı koymalıdır. Yani şeytan dünyaya gelme vakti geldi. İşte iblis dünyada yetki alacak ve insanları ayaklarının altına alacak demeye getiriyor. Yani insanları öldürecek ve tamamen şeytan dünyaya hakim olacak demeye getirmişler. Yani burada İncil'de hani insanlar yılan ve akrepleri ayakları altına alabiliyorken, burada da ayakkabının altına insan kanı koyarak aslında şu mesajı veriyor. İşte şeytan dünyaya geliyor. Artık güç şeytanda ve şeytan insanları ayaklarının altına alacak demeye getirmişler. Yani bu şekilde bir senaryo yazmışlar. Şimdi size daha tuhaf bir şeyden bahsedeyim. Bu ayakkabıyı tasarlayan firma 2018'de de tabanında kutsal su olduğunu söyledikleri bir ayakkabı tasarlıyorlar ve tanesini 3000 dolara satıyorlar. Yani gördüğünüz gibi bu şeytan ayakkabısını tasarlayan firma 2018'de de tabanında kutsal su olduğunu iddia ettikleri bu ayakkabıyı tasarlıyorlar. Tanesini 3000 dolara satıyorlar. Ve üzerine de Matta İncil'i 14. bölüm 25. ayette atıf yapıyorlar. Ki orada da Hazreti İsa'nın su üzerinde batmadan yürüyebildiğinden bahsediyor. Yani bu adamlar yeri geliyor güya İsa'yı destekliyorlar. Yeri geliyor işte şeytanı destekliyorlar. Her türlü hile hurda var. Yani şeytanın aslında önde gideni bir firma. Yeri geliyor yani kutsal olanı ayaklar altına alıyor. Ve yeri geliyor, gördüğünüz gibi şeytanı övücü bir hareket yapıyorlar. Şimdi bir de bu şeytan ayakkabısına isim veren ve reklamını yapan Lil Nas X'ten bahsetmek istiyorum. Amerikalı bu rapçi gördüğünüz gibi 2019'dan sonra ünlü olmaya başlıyor. Önce TikTok'ta tanınıyor. Birileri elinden tutuyor ve bunu popüler yapıyor. Şu an milyonlarca takipçisi var. Ve enteresan olan doğum tarihi 9 Nisan 1999. Yani burada gördüğünüz gibi 3 tane tersten 6 var. Tam 9 Nisan tarihinde 21 yaşını doldurmuş olacak. Ve enteresan olan son klibinde de tamamen şeytana bir övgü var. Bu konuyu kaç kişi duydu bilmiyorum ama bir tane tabir var. Ruhunu şeytana satmak. Şimdi Amerika'daki müzik piyasası ve İşte sinema piyasasıyla alakalı, işte dünyada şan, şöhret, para sahibi olmak için işte şeytanla bir anlaşma yapıyorsunuz. Şeytan bu anlaşma karşılığında sizi şan, şöhret ve para sahibi yapıyor. Ama karşılığında da sizden bir şeyler istiyor. Yani sanki bu Lil Nas X de bu sistem tarafından ünlendirilmiş, popüler bir insan yapılmış. Gördüğünüz gibi 12 milyon takipçisi var. Ki bazı videoları 700 milyon izlenmiş. Şimdi o da karşılık olarak şu an bir şeytan ayakkabısının reklamını yapıyor. Ve bu en son yaptığı bir tane klip var. Şunu görüyorsunuz, 26 Mart tarihinde yayınlandı. Ve bu klipte de tamamen şeytana bir övgü var. Yani tamamen aslında rezil bir klip. Hani izlemenizi bile tavsiye etmiyorum. Ama önemli birkaç tane detay var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Ki çok ilginç. Yani 32 milyon izlenmiş. Ve 1.6 milyon insan da beğenmiş. Halbuki klip tamamen rezalet.
Yani ben çocukluk dönemindeki işte şarkılara bakıyorum, müziklere bakıyorum. İçinde duygu var, sevda var, sevgi var. Ama bu adamların yeni model şarkılarda asla duygu yok. Tamamen para, ün, şöhret, lüks bir hayat var. Tamamen cinsellik var. Yani karşı cinsi sadece cinsel bir obje gibi gören bir müzik anlayışı var. Halbuki bizim eski türkülerde böyle bir mantık yok. Yani adamlar duyguyu, aklı, vicdanı, merhameti ortadan kaldırmışlar. Tamamen şehveti ortaya çıkaran şarkılar yapıyorlar. Ve bu klipte de bundan başka bir şey yok. Böyle nefsi duyguları, şehveti, övgücü bir klip yapmışlar. Klipte önemli olan şu, aynen Tevrat ve İncil'de bahsettiği gibi işte Adem'e yasak elmayı yediren yılan atıfı var burada. Yani yılan sembolünün aslında şeytanı temsil ettiğinden bahsediyor. Burada işte yılan geliyor. Adam kendi haline mutlu yaşarken ayartıyor ve cinsellik yaşıyor. Yani burada da cinselliği böyle tabulaştırıyor. Yani cinsellik hayatın bir parçası ama bunlar hayatın böyle tam merkezine sokuyorlar. Klipteki diğer ilginç detay da gördüğünüz gibi işte erkekleri kadın olmaya bir özendirme var. Gördüğünüz gibi rapçi tamamen kadın kılığında. Yani erkek erkeğe ilişki bir özendirme var. İşte buradaki rapçi kadın kılığına giriyor. İşte striptiz yapıyor. Ve klipte bir de şeytanla ilişkiye giriyor. Tamamen rezil bir klip. Ve şimdi tabii ben şuna karşı değilim. Yani doğuştan bazı hormonal bozukluktan dolayı işte kendini kadın gibi hisseden bir erkek olabilir. Yani hastalık tedavi edilebilir ya da tedavi edilemiyorsa işte ameliyatla da kadın olunabilir. Hani ben buna bir şey demiyorum ama doğrusu yani bana göre işte kadın kadına ilişki ya da erkek erkeğe ilişki tamamen hastalık. Yani doğru olan ilişkinin olduğu bariz belli. E şimdi bizim dedelerimiz ya da atalarımız hani erkek erkeğe ilişki yaşasa üreme diye bir şey olmaz, insan nesli diye bir şey olmaz ki zaten. Bir kadınla erkek arasındaki ilişki sadece cinsellik olmamalı. Yani içinde merhamet olmalı, sevgi olmalı, anlayış olmalı. Hani sonuçta kadın ve erkek özü itibariyle birer insan. Hani cinselliğin bu kadar öne çıkartılmasını ben gerçekten doğru bulmuyorum. Ve bana göre erkek erkeğe ilişki veya kadın kadına ilişki de kesinlikle normal değil, birer hastalık. Hani bunu bir yüceltme var ki Tevrat ve Kur'an'da bildiğiniz gibi erkek erkeğe ilişkiye bir karşı duruş var. Ve burada da güya işte şeytan sistem onun tabusunu kırıyor. Erkek erkeğe ilişkiye bir özendirme var. Klipteki aslında en önemli detay şeytan simgesinin Baphomet sembolüyle aynı olduğunu gösteriyor. Aslında burada gördüğümüz sembol Baphomet sembolü ki bunların da aslında şeytanın simgesi olduğunu klipte gösteriyor. Ki bizler de zaten bunu biliyoruz. Yani bu boynuzlu, yıldızlı, işte cinsiyeti belli olmayan bir tarafı erkek bir tarafı kadın olan Baphomet sembolünün aslında şeytanı simgelediğini zaten bizler de biliyoruz ve bu klipte de aslında bunun itirafı var. Klipteki en rezil sahne bu. Lil Nas X'i görüyorsunuz. Striptizci bir erkek olarak şeytanla ilişkiye giriyor. Yani ünlenmenin ve şöhretin karşılığı olarak hemen bir şeytan ayakkabısının reklamını yapıyor. Ve en son klibinde gördüğünüz gibi saçma sapan bir klip çekiyor. Sonuç olarak dünya gerçekten saçma bir yere doğru gidiyor. Bunun en büyük göstergesi de bu haber. Yani iş artık çığırından çıkmış durumda. Her şeyle alay ediliyor. Ve zaten şu salgın bahanesiyle insanların da özgürlüğünü elinden alıyorlar. Ama insanlar uyuyor ve bunun farkında değil. Ve insanlar da bu aptallığıyla bunu resmen hak ediyor. Ve baktığınızda artık sinema filmleri, diziler, işte reklamlar, müzik kliplerinde artık insani şeyler yok. İnsan hayatı yok. İnsani değerler yok. Merhamet yok. Sevgi yok. Tamamen lüks var. Şatafat var. İşte lüks gece hayatı var. Tamamen şan şöhret var. İşte şehvet duyguları var. Tamamen insanları değiştirmek istiyorlar. Hem büyü de mesela insanların cinsel anlayışını değiştirmeye çalışıyorlar. İçinde üreme olmayan tek gecelik ilişkiler ve insanların cinsel ilgisini de farklı bir yöne doğru kaydırmaya çalışıyorlar. Ki bunda da hani başarılı oluyorlarmış gibi duruyor. Tabii insan olan ya da iyi insani değerler taşıyan insanları bunların etkileyebilme şansı yok ama dünya geneli hani şu an bu mantığa çok uygun.
ve dünya bir yerlere doğru gidiyor. Hakkımızda hayırlısı. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.